Merhaba arkadaşlar, ben fizik öğretmeni Ertuğrul Hoca. Bugün herkesin bir heyecanı vardı. TYT heyecanı vardı. Sınavımıza girdik, bitirdik arkadaşlar. Heyecanımızın bir kısmını az da olsa attık ve atlattık. İnşallah sınavımız beklediğimiz gibi geçmiştir. Artık bundan sonra gözler yarın yapılacak olan ikinci sınavımızda. Bugün ne yapmamız lazım? Bugün işte arkadaşlarımızla ya da internet sitelerinden bugünkü sınavın yorumlarına bakabiliriz, dinleyebiliriz. Ama tabii bunların hepsinin bir ölçüsü var. Fazla kendimizi, beynimizi yormadan bunları dinleyelim. Birkaç saat böyle göz attıktan sonra kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Yani AYT kısmından soru çözmeden konu tekrarlarına ya da YouTube'daki videolara ya da öğretmenlerimizin bize vermiş oldukları kısa kısa can alıcı notların tekrarını yapmaya başlayalım arkadaşlar. Bunda bize hiçbir şekilde zarar vermez. Tabii sınava öğretmen arkadaşlar da katıldılar, öğrenci arkadaşlar da katıldılar. Biz şu anda onlardan gelen bilgiler doğrultusunda sınavın ilk yorumlarını sizlerle yapalım, paylaşalım istedik arkadaşlar. Mesela şimdi Türkçeyi şöyle yorumlamışlar bakın. Türkçenin dil bilgisi kısmı geçen seneye göre biraz kolaydı diyorlar. Bakın Türkçenin dil bilgisi kısmı geçen seneye göre birazcık kolaymış. Bir tık kolaymış bakın arkadaşlar. Fakat paragrafa gelince geçen seneden tecrübeli olan mezun arkadaşlarla görüştüğümüz kadarıyla paragraflar 3-4 tane sorusu geçen seneye göre biraz daha oyalayıcı olmuş. Biraz daha zorlayıcı, belirleyici sorulardan olmuş. Türkçemiz böyle bitti. Şimdi gelelim matematiğe arkadaşlar. Matematik de yine geçen senede olduğu gibi yeni nesil soruların dikkat çekmiş. Bakın yeni nesil soruları bu sene biraz daha fazla ağırlık vermişler. Ve şöyle de ilginç de bir not var. Mesela sınava katılan öğrencilerin yorumları da işte MSÖ'ye girenler öğrenciler ile bu sınavı karşılaştırın diye sorduğumda ise hocam diyorlar MSÖ sorularına benzer sorular geldi. İyi ki de MSÖ'ye katılmışız diyorlar. Ama bu yeni nesil soruların olduğu, güncel soruların olduğu matematik soruları yine ağırlıkta gelmiş. Şimdi gelelim fen kısmına. Bakın fen kısmındaki yorumlarda yine fizikten bahsedelim bakın arkadaşlar. Fizik sorularımız yine güncel hayattan sorular gelmiş. Hatta işte bir sıcak suya balon atılmış. Daha sonra bu balon soğuk suya atılmış. Balondaki değişimleri sormuşlar bildiğim kadarıyla. Öyle bir yorumlar geldi. Yine bu elektrik devresindeki lambaların işte seri bağlamışlar, paralel bağlamışlar. İşte bu lamba söküldüğü zaman hangi kaç tane lamba yanar gibi yine böyle günlük hayattan güncel soruların olduğu soru tipleri gelmiş. Ama şöyle bir yorumlar var. Fizik geçen seneye göre biraz daha fazla günceldi. Bir tık biraz daha fazla zordu diye sorular var. Kimya ve biyolojiye gelince arkadaşlar, kimya ve biyolojilerdeki yorumlar şu şekilde yine MSÖ tarzı sorulara benzer ama geçen seneki ayarda yani geçen seneki zorluk ayarında gelmiş diye yorumlarımız geldi. Sosyale gelince bakın tarih %50 %50 hem ağırlıklı yorum sorusu gelmiş hem de temel bilgilerin olduğu konulardan gelmiş. Yani tarihte birazcık %50 yorum sorusu gelmiş, %50 bilgi ağırlıklı bir soru gelmiş. Ama coğrafya kısmına gelince de coğrafya bilgi sorunun dışında genelde bilgi ağırlıklı sorular gelmiş. Felsefede ise yine temel kavramların üzerine durulmuş. Yine din, kültür, ahlak bilgisi soruları her sene böyle öğrencinin biraz canını sıkıyordu. Biraz da fazla bilgi istiyordu. Ama bu seneki sorular ise din, kültür, ahlak bilgisi soruları biraz daha yorum ağırlıklı gelmiş. Tabi bu bilgilerden sonra arkadaşlar herkese kocamanca bir geçmiş olsun diyorum. Ama asıl unutmayalım ki işin büyük kısmı yarın arkadaşlar. Neden? Çünkü bu TYT'ye katıldığımız sınav puanımızın %40'ını oluşturacak olan bir sınavdı. Ama yarınki katılacağımız AYT sınavı ise bize gelecek olan puanlamanın %60'ını oluşturacak. Yani daha değerli bir sınav olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Bu sebeple çok fazla ara vermeden, çok da fazla başkasının yorumlarına katılmadan, çünkü bu şekildeki yorumlar belki bir kısmımızın canını sıkabilir, belki olumlu da etki edebilir, belki olumsuz da etki edebilir. Ama bana sorarsanız ki çok fazla yorumlara göz kulak, yani çok fazla yorumları dinlemeyin. Çok az 1 saat, 2 saat ya da en fazla 3 saat bu tür yorumlara zamanınızı ayırın. Bundan sonra artık
Yarına odaklanın arkadaşlar. Birazcık yatın, uyuyun bir yarım saat, bir saat. Ondan sonra kalkın. Yine böyle yavaştan yavaştan soru çözmeden bakın. Dikkat edin. Soru çözmeden konu tekrarları, özetleri yapmaya devam edin. Çünkü artık AYT'ye girerekten de tecrübeli olan arkadaşlarımız bir tık daha tecrübe kazanmış oldular. Tecrübesi olmayan 12. sınıflar ise en azından bir sınav tecrübesini bu şekilde yaşamış oldular. Evet arkadaşlar, yarınki sınav için herkese başarılar diliyorum arkadaşlar. İnşallah sınavınız istediğiniz gibi gönlünüze göre geçer. Şunu sizlere hatırlatayım arkadaşlar. Bu videomuzun altında işte sorunları da çıkan soruları, sizin sınavınız nasıl geçti, işte matematik şöyleydi, fizik böyleydi, kimya böyleydi gibi yorumları yazarsanız biz de memnun oluruz. Hem ortak bir paydada buluşmuş oluruz, hem de kendi sınavımızın başkasının sınavına göre nasıl geçtiği hakkında şöyle kısa bir bilgimiz olur. Yine dediğim gibi arkadaşlar, bu işi yaparken de fazla oyalanmayacağız arkadaşlar. Herkese başarılar diliyorum.